والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, geçen ders üzerinde durduğumuz ayet-i celile-i cemilede ruhlarımıza, gönüllerimize şifa verecek olan manalarından birkaçını, bir kısmını daha izah etmeye devam edeceğiz. Allah-u Azimüşşan zaman ve mekan kaydı koymadan mağripten meşrika, nerede olurlarsa olsunlar, kıyamet sabahına kadar gelecek olan müminler de dahil, hepsine bir tek sıfatla, bir tek nida ile hitap ederek buyuruyor ki, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman edenler! Ey iman nurunu kalplerine koyanlar, ey iman şerefiyle şereflenenler, iman çünkü yeryüzünde ve Allah katında imandan daha büyük bir sıfat, imandan daha üstün bir şeref, imandan daha kıymetli varlık, mevki, rütbe tanınmamıştır. Ey müminler! Aleyküm enfesekum. Her şeyden önce kendi kendinizi düzeltin. Her şeyden önce kendiniz İslam'ı yaşayın. Her şeyden önce evvela kendiniz, kendi içinizi ıslah edin. Müslümanlar olarak evvela siz düzelin, ıslah olun, mükemmel olun, İslam'ı nefsinizde ve neslinizde yaşayın. Allah'ın dinini evinizde karınıza, kızınıza tatbik edin. Konunuza, komşunuza tatbika çalışın. Ve en küçük daire olarak kendinizden başlayın, en büyük daire halinde bütün yeryüzüne hitap etmeye çalışın. Ne güzel bir metot, usul koyuyor Kur'an-ı Mübin. Aleyküm entüseküm. Siz sizi ıslaha bakın. Ve herkes kendisini Kur'an'ın terazisinde tartsın. Ve herkes kendisini Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın terazisinde tartsın. Bakalım ne ölçüde İslam'ı yaşamış, İslam ile ne ölçüde kenetlenmiştir. Kenetlenmek var ya, terkinlenmek. Herkes kendisini kontrol etsin bakalım. İslam ile ne kadar kenetlenmişiz biz? İslam ile bizim aramızda uçurumlar, mesafeler kalmış mı? Yoksa İslam ile sarmaş dolaş olmuş bir halimiz var mı? Evvela bunun kontrolü gerekiyor. İslam'ı hazmetmedikçe ben Müslümanım diyenler Türkiye dahilinde evvela kendileri anlaşmadıkça kendi kendilerini ıslah edip İslam'ın kutasında erimedikçe başka yerlerde istikbal ve ikbal aramaya imkan ve ihtimal yoktur. Kendi içinizi diyor Kur'an-ı Kerim. Kendi saflarınızı sıklaştırın. Kendi birliğinizi temin edin. Kendi beraberliğinizi temine çalışın. Kendi kendinizi Allah'ın kitabına ayarlayın. Planlayın, şekillenin,
İslam'ın bütün ruh ve manası ve şekilleri sizlerde nakış nakış meydana gelsin. Aleyküm enfüseküm. Şimdi bu noktaya gelince, İslam tarihinden hemen aklımıza intikal eden bir hadiseyi haber vereceğiz. Hazreti Ömer'ül Faruk radıyallahu teala an devrinde, onun İslam devlet başkanlığı asrında, biliyorsunuz İslam'ın bir devleti var. İslam devletleri tarihte hızla devam etmiş ve İslam devlet başkanı olarak Cenab-ı Ömer İbn-i Hattab radıyallahu teala an uzun zaman devlet reisi olarak yaşamış. Ömer'ül Faruk, Müslümanların devlet reisi. O zaman İslam ile öyle senetleşmişler ki müminler, sahabe-i kiram aleyhimur rıdvan, İslam'a öyle sımsıkı sarılmışlar, birbirlerine öyle terkinleşmişler ki, en ufak riya, gösteriş, vesvese, tabaspus dediğimiz böyle müdahale olmadan saf İslam'ı yaşama şuuruna ermiş olmak tecellisi içindeler. İslam'ı saf olarak yaşama, herkes aynı kudret içerisinde İslam'ı yaşama gayretini gösteriyor. Evvela buradan işe başlıyor. Bakınız bir sahne, hemen anlatmadan geçmeyeceğim. Öyle ki kendi bünyesini takviye, kendi içini ıslah, İslam'ın en ince teferruatına kadar efali mükellefin dediğimiz bütün maddeleri o kadar içten ve samimi yaşamaya başlamışlar ki yeryüzü Müslüman'ın ayakları altında çatır çatır sallanıyor. Sağlam olsa bir dünya ne kalır geride? Aleyküm enfüseküm, evvela kendi bünyenizi, bünyeyi İslamiyeyi takviye ediniz. İslam gücünü kendi gücünüzde yaşayınız ve bir de bunu tatbik ediniz. Korku, endişe, bir takım nefsani, şeytani arzulara hiç meydan vermeden, en ufak bir dünyevi endişe taşımadan İslam'ı yaşama şuuru, bu şuurun karşısında ne kalabilir? Biraz sonra bir muharebe İslam tarihinde Doğu ve Batı kaynaklarına geçmiş bulunan bir savaşın bir sahnesini arz edeceğim. Müminlerin İslam potasında, İslam teknesinde nasıl birbirlerine terçinlendiğini göreceğiz. O savaşa hemen geçmiyorum. Savaş İslam tarihine Yermuk Harbi diye geçmiş. Yermuk Harbi. Yermuk Savaşı. Bu savaşta Müslümanlar çok şehit vermişler. Çok şehit vermişler Allah yoluna. Sonunda zaferi kazanmışlar. Ve düşman cephesinden son derece yüklü bir şekilde ganimet eşyası toplamışlar. Ganimet dediğimiz, düşman saflarında bırakılan bütün eşyalar ganimet olarak elde ediliyor. Bu ganimetleri toplamışlar, devlet başkanı sıfatıyla Hazreti Ömer'ül Faruk bu ganimet mallarının deşte birini devlet hazinesine almış, geriye kalan kısmını da savaşa, muharebeye katılan askerlere, mücahitlere eşit şekilde taksim etmiş. Ganimetlerin taksimatı beşte biri humus, el humuslu, beşte biri devlet bütçesine kalır, geriye kalan gazilere, mücahitlere eşit şekilde dağıtılır. Bu ganimet eşyası arasında daha çok bir takım kumaşlar, elbiselik kumaşlar ellerine geçmiş. Elbiselik kumaş, çok kıymetli kumaşlar. Eşit şekilde dağıtınca bunları Hazreti Ömer,
dağıtılan kumaşlardan kimseye tek başına bir elbise yetişmemiş, çıkmamış. Bu işin haftası içinde bütün müminler Medine-i Münevvere'de bir cuma namazında Mescid-i Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'da toplanmışlar. Devlet reisi olarak Hazreti Ömer cuma namazını kıldıracak, hutbeye çıkmış, hutbe okumaktadır. Hutbeyi irad edecek, hutbeyi okuyacak. Başlıyor elhamdülen, salavattan, şehadetten sonra başlıyor eyyuhel müminun. Ey müminler diyor, İsme'u ve eti'u, şimdi beni dinleyiniz ve bana itaat ediniz diyor. Hutbe, cuma namazı. Bana itaat ediniz deyince cemaatin içerisinden yay gibi bir Müslüman ayağa fırlıyor. Ya emirel müminin, la nesme'u ve la nuti'uke. Seni dinlemiyoruz ve sana itaat etmiyoruz diyor. Bir şahıs çıktı. Dur bakalım ne olacak? Ne seni dinleriz ne de sana itaat ederiz. Hazreti Ömer'ül Faruk devlet reisidir ha. Çık çıkmamıştır. Bir federana, bir galeyana, bir telaşa dükülmemiştir. Parmağını uzatarak lima za ya filan, niçin bana itaat etmeyeceğini söylüyorsun ey falanca deyince Yermuk Harbi'nden ganimet olarak toplanan kumaşları dağıttınız. Dağıtılan kumaşlardan kimseye bir elbise çıkmadı. Ama görüyorum ki kendine fazla almışsın, bir elbise yapmışsın diyor. Ne demektir bu diyor. Müslüman topluluğa bak. Hesap sormak ve hadiseleri Allah'ın kitabına uydurmakta kimseden korkulanıyor. İslam'ı görüyor musun? İslam budur kardeşim. Hazreti Ömer tabi hiçbir telaş yok. Gayet mesut bir çehreyle hemen cemaate yöneliyor. Ey nebni Abdullah, benim oğlum Abdullah nerede cemaati Müslümin? Hemen kalkıyor, tefattal. Buyur baba. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah var. Abdullah İbni Ömer. Ne mukaddes, ne mübarek insandır o. Kalkıyor, buyur babacığım. Evladım diyor, hadiseyi şu zata anlat. Abdullah diyor ki, haklısın ey falanca. Aynı kumaştan babam eşit şekilde kendisine de aldı, size dağıttığı gibi. Bana da verdi, ben de muharebede bulundum. Bana verdiğinden bana bir elbise çıkmıyordu. Babam kendisine aldığından da bir elbise çıkmıyordu. Ben hakkımdan feragat ettim, hakkımı babama verdim. Birleştirip elbise öyle zuhura geldi diyor. Mesele tamamdır. Ayağa kalkıyor tekrar adam. El-an nesme'u ve nebuti'u. Şimdi seni dinleriz, şimdi sana itaat ederiz. Buyur ya emirel müminim diyor. İslam toplumu hesap soracak. Ona karşı her şey adalet zemininde zuhur edecek. Sen şimdi öz oğlundan, öz kızından hesap soramıyorsun. Gecenin yarısında geliyor kot pantolonlu kızın. Gecenin yarısında geliyor kot pantolonlu oğlun. Oğlum nereden geliyorsun diye öz yavruna hesap soramıyorsun. Ne için bakın bunu? İslam nerede? Bir nerede? Aleyküm enfüseküm. Evvela İslam'ı kendiniz yaşayın. İslami gruplar evvela kendiniz bütünleşin. Başka bir yerde ikbal alamayın diyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an'dan başka bir kapı varsa gösterin bakalım. Ey insanlığı aldatan zalim diktatörler. Ey elindeki müşrik nizam ile dünyayı kana bulamak isteyen melun Amerika, kafir Rusya, hanginizlere bir nizam kurabildiniz?
adil nizam, fazilet nizamı, Kur'an nizamı, ben de İslam nizamı, evvela sen yaşayacaksın. Ya eyyühellezine amenu, aleyküm menfüseküm. İşte İslam'ı yaşayınca bütün potansiyeller insanın sinesinde temerküz ediyor. Bütünleşiyor insan. Allah'ın kudretiyle kenetleniyor insan. İslam'ı yaşayınca Allah'ın bütün kudreti, kuvveti, ilmi, iradesi insan ile Müslümanla beraber oluyor. Onun önünde kimse kalamıyor. Aynı Ömerül Faruk biliyorsunuz, devlet reisi. Aynı Ömerül Faruk bir gün yine Mescid-i Saadet'te bir cuma hutbesini okurken, cuma hutbesi irad ediyor. Tam o esnada birdenbire hutbeyi keserek, hiç alışılmamış bir şekilde hutbeyi keserek, şehadet parmağını şarka doğru uzatarak, ya Sariye El-Cebel, El-Cebel, El-Cebel demiştir. Kimse bir şey anlamamıştır. O esnada Nehrevan şehrini kuşatmış bulunan Müslüman askerler, İslam savaşını vermekte olan 3 aylık yaya yol mesafesindeki Müslümanlar, bir muharebe esnasında kumandan Sariye'nin kumandası altındaki Müslüman askerler, farkında olmadan dağın gerisindeki düşman askerlerinin taarruzuna, hücumuna maruz kalacağı noktada Medine'deki minberden Hazreti Ömer 3 aylık mesafeye parmak uzatarak, ey kumandan Sariye, daha dikkat et, daha dikkat et demiştir. Sen İslam ile bütünleşirsen bütün tecelliler vallahi açılacaktır. Her devirde böyledir bu. Yalnız Ömer'in Faruk'a mahsus değildir bu. İslam evliyası Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın evliyası kıyamet sabahına kadar devam edeceklerdir. Evliyanın sonu gelmemiştir. Evliyanın sonu gelmemiştir. Kıyamet sabahına kadar Muhammedül Emin'in evliyası devam edecektir. Bu keramettir bu. Bütün müminler Allah'ın ilmiyle, kudretiyle, Allah'ın vereceği şevk ile bütünleşirse aynı tecelli zuhur edecektir. Ne şaşırıyorsunuz? Zarar veremez kimse bize. Bakın, لَا يَدُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ مِنَ الْكُفَّارِ وَمِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Müşriklerden ve kafirlerden hiç kimse size vallahi zarar veremez diyor Kur'an-ı Kerim. İçimizi kemirdiler, ahlakımızı mahvettiler. Şu pis Amerika, şu melun Avrupa neslimizi, nefsimizi çürüttü, kokuttu, berbat etti. Aile hayatımızı perişan etti. Hiçbir ailede bütünlük kalmadı. Aile nizamımızı perişan ettiler. Ne kızlarımıza hakim olmak iradesi kaldı, ne çocuklarımıza, ne yavrularımıza, ne hayatımıza Avrupa dudak boyalarıyla, tırnak cilalarıyla, parfümleriyle, losyonlarıyla, reklamlarıyla, propagandalarıyla, dalaletleriyle, sinasıyla, fuhsuyla, rezaletleriyle, memlekette Avrupa namına çıkan gazetelerle, filmlerle, televizyonla, neşriyatla Müslümanların aile hayatını rezil etmiş bulunuyor. Müslüman, aleyküm enfüseküm, evvela nefsinizi ıslah ediniz. Avrupa'nın İslam kültürünü mahvetmek için ortaya koyduğu fesadı mutlaka imha ediniz. Kültürünüzü, Kur'an kültürünüzü, Muhammedi kültürünüzü mahvetmek istiyorlar sizin. Oraya bütün İslam alemi dikkat etmesi lazım. Avrupa için için bizi kemirdi.
Avrupa ta ruhumuzu sömürmeye kalkıştı. Gerek iktisadi sistemleriyle, biz kapitalizmle, biz liberalizmiyle, kokmuş, etkilmiş, faizli, rezil, sömürgeli sistemleriyle İslam dünyasını içinden çökertmeye çalıştı. Ama Allah'ın lütfuyla alem-i İslam bütün ruhaniyetiyle çatır çatır kabuğunu parçalayarak uyanıyor inşallah, dinliyor inşallah. Artık Avrupa'nın hegemonyası, artık Amerika'nın sultası, artık Moskov'un istilası İslam aleminden kalkacak, Müslümanlar uyanacak inşallah Teala. Müslüman uyanacak. لَا يَبُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِزَهْتَدَيْتُمْ Siz hakiki ihtida, Kur'an'a iktida, sünnete ittiba, Hazreti Kur'an'a tam teslim olduğunuz takdirde kimse size zarar ziyan veremeyecek diyor Kur'an'ı gelir. لَا يَبُرُّكُمْ Size zarar dokunamaz. Bu şuuru, evvela kendi bütünleşmemizi, Müslümanlar arasındaki dargınlıkları, kırgınlıkları, kavgaları, davaları, şikayetleri, zorlamaları, horlamaları, atışmaları, tutuşmaları ortadan kaldırmadıkça Müslümana hayat hakkı yoktur. Bunu iyi anlamak lazım. Kardeşlerim, ey büyük beyiniz, küsürtmeye, merhem olmaya, derman olmaya çalışınız. Bütün yabancı kaynaklar, Siyonizm, komünizm, her türlü yabancı sistemler, rejimler, Yahudiler, olanca fesatlarıyla Müslüman grupları birbirine vuruşturmak suretiyle menfaat toplamaya gayret ediyorlar. Niye uyanmıyor Müslüman? Niye uyanmıyor Müslüman? İlla başına yıldırımların yağması mı lazım? İlla şimşeklerin gözünü görmetmesi lazım. İşte şimşek burada. Ya eyyühellezine amenu aleyküm entüseküm şimşeğinden daha başka şimşek mi arıyorsunuz? Müslümanlar aynen bu şekilde kenetlenecek, perçinlenecek, sımsıkı birbirine yapışmış olacaktır ki Allah'ın rahmeti tecelli etsin, Allah'ın lütfu inayeti tecelli etsin, kafirin, müşrikin, sapıkların, fasıkların, zalimlerin zararları o zaman dokunmaz olsun. Şartı var. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den gayet kuvvetli bir hadisi sahih dinleyelim. Anin Nu'man ibn-i Beşir, mübarek ashab-ı kiramdan Hazreti Nu'man İbn-i Beşir aynen şöyle rivayet ediyor. تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى صدق رسول الله ونفق حبيب الله Allah Resulü buyuruyor ki Müslümanlar, hakiki manada, gerçek manada siz Müslümanları birbirlerine merhamet etmekte, birbirlerine şefkatli, merhametli davranmakta, وَتَوَادِّهِمْ birbirlerini sevmekte, meveddet göstermekte, وَتَعَاطُفِهِمْ birbirlerine atıfat etmekten, birbirleriyle tatlı, sevimli, uyumlu hareketlerinde öyle bir şekilde görürsünüz ki kemeteli cesedi, bir ceset gibi, bir vücut gibi, bir beden gibi, beden. Nasıl bizim bir cesedimiz vardır? Vücudumuz var, bedenimiz var, cesedimiz var. Tıpkı bir ceset. Tıpkı bir beden gibidir. Ceset deyince aklımıza bir ölü geliyor tabii. Aslında insanoğlu iki şeyden mürekkeptir biliyorsunuz. İnsanoğlu İslam itikadına göre iki şeyden meydana gelmiştir. Birisi ruh, birisi ceset.
ruh ile cesetten meydana gelmişiz. Ruhumuz bedenimizi terk etmiş, ceset kalıyor, beş para etmiyor, kokuyor, çürüyor derhal. Ceset, göze görünen kısmımız, ruh göze görünmeyen kısmımızdır. Maddi varlığımız ceset, manevi varlığımız ruhtur. İnsan bu ikisinden müteşekkildir. Tıpkı bir ceset gibidir Müslümanlar diyor. Bir ceset gibidir. İzeşteke uzven. O ceset herhangi bir azadan şikayet etmeye, ağrımaya, sızlamaya başladığı zaman feda'a lehu sairu cesedihi, cesedin, vücudun öbür azası, sair uzuvları aynı şekilde ağrımaya, sızlamaya, mahvolmaya başlar. Müslümanlar, dünyadaki bütün Müslümanlar bir insanın cesedi, bir insanın vücudu gibidir. Vücudunuzun bir yerinde parmağınızın ucuna bir iğne bassa, bir acı, bir ıstırap duysanız, vücudun her tarafı aynı ağrıyı duymaya başlar. Uykunuz kaçar. Mesela parmağınızda bir dolama çıksa, yara, iltihap, acı, sancı meydana gelse, gece yattığınızda bütün azalarınız uykusuz kalır. Milyonlarca kızlar var, erkekler var, hepsi şarkıcı, çalgıcı olmak için namusunu ayaklar altına alıyorlar dedi. Şu memleketin haline bak. Bütün arzusu, efendim, bütün hevesi, bütün heyecanı artist olmak. Bütün hevesi, bütün keyfi, zevki şarkıcı olmak. Sahneye çıkmak. Bu nedir? Bundan daha perişan bir hayat düşünebilir misiniz? Bu cemiyet zulmü alkışlıyor. Efendime, sahneye çıkan bir kadın, beline kadar, sırtına kadar çıplak. Kadını soyuyorlar. Beline kadar çıplak bir manzara içerisinde sahneye çıkartıyorlar, ona şarkı söyletiyorlar, türkü söyletiyorlar. Sonunda o beline kadar esir kadınlar gibi zavallı soyunmuş, ahlakından, imanından, edebinden, vicdanından, Kur'an'ından soyunmuş, perişan edilmiş. Şarkı söyleyen kadın şarkısını bitirdikten sonra milyonlarca insan o zulmü alkışlamak suretiyle Allah'a isyan ediyorlar. Ne cemiyeti? Hangi cemiyetten bahsediyorsunuz? Bir kadını beline kadar soyup yüz binlerce insanın gözü önüne çıkarmak zulümdür, zulümdür. Bu cemiyet Allah rahmet etmez. Zulmü kaldırmadıkça, fuhşu kaldırmadıkça, zinayı kaldırmadıkça, ahu günahı kaldırmadıkça rahmet-i ilahiyeyi beklemek güç olacaktır. İşimiz gücümüz dedi, artist resimleri toplamak, koleksiyon yapmak, yatak odasında artistlerin resimleri, çalıştığı bir oda yazıhanede artistlerin resimleri, albümünde artistlerin resimleri, koleksiyonunda artistlerin resimleri, adeta milyonlarca delikanlının beyni uyuşuyor, artistlerin, o şehvet kadınlarının, fuhuş kadınlarının sinesine, yüzüne, gözüne baka baka hayatı bu şekilde telakki ediyor, seks o manyak bir nesil meydana geliyor. Seks o manyak, seksten başka, fuhuştan başka bir şey kabul ettiremiyordu. Böyle işim gücüm artist resimleri toplamaktı hocam dedi. Rezil olmuştum dedi. Hasbelkader bazı nasihat dinledim, işittim. Kendi kendime dedi, döndüm, hayıflandım. Yazıklar olsun bana, ben bu kadar perişan bir insan mıyım dedim. Döndüm dedi, namaz hocası aldım, abdestli namazı öğrendim ve namaz kılmaya başladım dedi. Fırsat buldukça camiye gitmeye başladım dedi. Vaaz-ı nasihata gelmeye başladım. Bu sefer de karşıma babam çıktı dedi. Babam çıktı ve benim namazıma, benim abdestime, benim hayatıma tam manasıyla karşı koymaya başladı. Öz babam dedi. Ve çağırdı dedi.
bir mağazamız var dedi, bir dükkanımız var, işletiyoruz, çok da işlek bir dükkan. Bir gün, bir saat içerisinde beni bulamadı, geldiğim zaman sordu dedi, neredeydin oğlum? Namaz kılmaya gitmiştim baba deyince, beni dedi, o kadar hakaret altına aldı ki, oğlum dedi diyor, oğlum namaz kılmak, camiye gitmek, cemaatin arasına katılmak, işi gücü olmayanların işidir namaz kılmak. Senin işin var ya, namaz dedi dedi diyor. İşi gücü olmayanlar namaz kılar. Fakir fukara namaz kılar. Zenginler, işi olanlar, mağazası olanlar, dükkanı olanlar namaz kılar mı oğlum? Sen bırak bu işi, seni gebertirim dedi ve beni öyle dövdü, öyle dövdü ki perişan etti hocam diyor. Şu cemiyete bakın ya. Baba evladından bir şey anlamıyor, evlat babasından bir şey anlamıyor. Nerede kaldı birbirine merhamet etsin? Merhametin ne olduğunu bilmiyor adam. Zulme alışmış, kefazeliğe alışmış, Yahudi gibi dünyayı toplamaya alışmış, ahiret namına bir şey kabul etmiyor adam. Milyonlarca nesil korkunç bir figan içinde cehenneme dolup gidiyor. Bunlara bir şey söyleyemiyoruz. Onları camilerde bulup onlara konuşamıyoruz. Meyhanelerde, kumarhanelerde, rezalet yuvalarında kim bilir şu anda kaç milyon insan Allah'a isyan etmeyi medeniyet zannediyorlar. Onlara kim hitap edecek? Onlara kim vaaz-ı nasihat edecek? Onlara kim konuşacak? Onları Allah yoluna kim çekecek? Müminler birbirlerine karşı merhamette, meveddette, muhabbette, birbirlerine iyi davranmakta bir ceset gibidirler. Vücudun bir noktasındaki ıstırap her tarafından duyulur, ıstırap çekilir. Tıpkı bunun gibi müminler böyle olacaklar. Tam hadis-i şerifin ortaya koyduğu mananın tecellisine bakınız. Tecelli, sahabe-i kiramın aleyhi rıdvanın bu hazmederek sinelerinde, ruhlarında adeta annesinden süt emen çocuk gibi Muhammed Mustafa'dan sohbet emerek yetişen sahabeye bakınız. Nasıl tecelli etmiştir hadis-i şerifin bütün manası. Tekrar dönüyorum İslam tarihine. Yermuk Muharebesi demiştim ya, korkunç bir muharebe, çok şehit verdi Müslümanlar. Yermuk Muharebesi. Şimdi ona ait bir hadiseyi ve bir hatırayı ashab-ı kiramın ileri gelenlerinden Huzeyfetül Adevi'den dinleyelim. Huzeyfetül Adevi, mübarek bir sahabi, ileri gelenlerden mühim bir ashab, aynen kendi şehadetini anlatıyor, gördüğünü anlatıyor. Huzeyfetül Adevi radıyallahu teala anh diyor ki, Yermuk Muharebesi'nde ben de bulundum. Yermuk Muharebesi'nde ben de bulundum. Muharebenin şiddeti kesildi diyor. Şiddet kesildi. Ok, mızrak, kalkan, kılıç şakırdıları kesildi. Biraz sükunet başladı meydan muharebesinde diyor. Sükunet başladı. Ses soluk kesildi. Hemen bulunduğum yerden kalktım. Bir testiyle, bir kırbayla dolu bir su aldım elime diyor, bir su. Kırba ile su aldım, savaş meydanına, muharebe meydanına gireyim de amcamın oğlu Haris'i arayayım, onun ne halde olduğunu tespit edeyim, bu arada yaralı olan Müslümanlara da su içireyim, dünyadan onlara suyu tattırayım dedim diyor. Sadaka. Su içirmek. Elime bir kırba, bir testi suyu aldım, muharebe meydanına girdim diyor. Bütün maksadım yaralı olanlara su içirmek ve amcamın oğlu Haris'i bulmaktır diyor. Gayem bu.
şehitlerin arasında dolaşıyorum diyor. Birdenbire savaş meydanı adeta bir kan seli halinde. Kızgın kumların karış karış her yeri Müslüman şehitlerin kanıyla kıpkırmızıya boyanmıştı diyor. Huzeyfetül Adevi sel gibi Müslümanın kanı atmış. Yaklaştım, amcamın oğlu Haris'i yaralıların arasında buldum diyor. Adeta bir kan çanağının, bir kan gölümün içerisinde kirpikleriyle zor bela bana baktı ve beni gördü, bana karşı tebessümle baktı diyor. Beni karşısında görünce ümitlendi, sevindi, yaralanmış, paralanmış, sinesini öyle kumlara, kızgın kumlara dayamıştı ki oluklar gibi sinesinden kan boşanıyordu diyor. Yaklaştım, amcamın oğlu, su istiyor musun? Şu elimdeki sudan biraz vereyim mi? İçmek ister misin dedim, suyu uzattım diyor. Kıpırdayamıyordu bile. Göz işaretiyle ne duruyorsun? Ağzındaki çatlakları görmüyor musun? Susuzluktan kavrulmuşum anlamıyor musun? Derdesine ver içeyim dedi diyor. Elimdeki suyu uzattım. Tam dudaklarına isabet edecekken arkadan Allah için bir damla su getiren yok mu diye İkrime namındaki sahabenin, müminin feryadı işidir diyor. İkrime'nin sesi geldi. İkrime, ne büyük sahabi bunlar. Su, su, bir damla su diye arka taraflardan bir figan, bir feryat sesi geldi. İkrime'nin sesiydi. Amcamın oğlu Haris bu sesi tanıdı ve ağzını testiden çekti. Durma suyu İkrime'ye kavuştur, çabuk ol dedi diyor bana. Ve kendisi bir damla su içmedi diyor. Dudakları çatlamış susuzluktan, yanmış, kavrulmuş, Allah adına, İslam adına, Muhammed Mustafa namına mücadele eden insanın haline bakınız. O esnada bile nasıl birbirine kenetlenmişlerdir. Sanki o odur, o da onun yerindedir gibi. تَرَى الْمُؤْمِن۪ينَ ف۪ي تَرَاحُمِهِمْ Hadis-i sahihinin tecellisini bizatihi müşahede ediyoruz hayatlarında. Müslüman şehitlerimin arasından koşa koşa gittim diyor Huzeyfe. Koşa koşa gittim, İkrime'yi buldum. Kızgın çöllerin üzerinde yanıp yakılıyordu. Dudakları onunla çatın çatın çatlamıştı diyor. Su, su diye figan ediyordu. Gözlerinin seri çekilmiş, yüzünün teri kurumuş, ellerini Allah'a açmış, sadece ve sadece iki damla suyu istiyordu dünyadan diyor. Yaklaştım, kızgın kumların üzerindeki İkrime'ye suyu uzattım. Vallahi tam içecekti ki, arka taraftan yine bir inilti, bir feryat sesi yükseldi. Allah rızası için bir damla su, bir damla su diye hüngür hüngür ağlıyordu diyor. Ve İkrime içmek üzere elini uzattığı testiden elini çekti. Lütfen bu sesin sahibini tanıdın. Bu İyaş'tır. İyaş'a suyu kavuştur. Ona yetiştir, ben içmem dedi diyor. O da suyu içmedi diyor. Dolaşa dolaşa hızla İyaş'ın yanına geldiğim zaman bir de ne göreyim? Son kelimeleri, son nefeslerini söylüyor. Parmağını, şehadet parmağını semaya kaldırmış. Son kelimeler, son soluklarını vererek Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyor ve kelimeyi bitirir bitirmez Allah'a teslim oluyor diyor. Suyu yetiştiremedim diyor. Bir damla suyu içemedim.
şehadet şerbetini içti, gözleri kapandı, güneşin hararetiyle kavrulmuş çölün üzerine çakıldı kaldı diyor. Üzüldüm, hüngür hüngür ağladım, elimde su kalmıştı, kimseye çürememiştim. Bari gerisin geri koşayım, geriye doğru koşayım da İkrime'ye içireyim. İkrime şimdi beni bekler diye koştum. Geldim ki o da La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor, şehitlik şerbetini içiyor diyor. Ona da nasip olmadı diyor. Biraz daha hızla hareket ettim, koştum. Bari en önde ilk defa karşılaştığım amcamın oğlu Haris'in yanına koşayım, ona suyu içireyim diye koştum. Müslüman şehitlerinin kan çanaları arasından süzüle süzüle koşa koşa geldiğim zaman amcamın oğlu Haris de son kelamını söylemiş, avuçları açık bir şekilde Allah'a teslim olmuştu diyor. Müminler, Müslümanlar, işte müminler böyle birbirine senetlenmedikçe dünya üzerinde Müslümana hürriyet yoktur bilesin. Bu şekilde sımsıkı ruhlarıyla, şuurlarıyla, merhametleriyle, şefkatleriyle, her türlü tecellileriyle birbirine bu çapta sımsıkı sarılmadıkça, bütünleşmedikçe, anlaşmadıkça, birbirini korumadıkça, birbirini kollamadıkça, birbirini savunmadıkça, birbirine sevinmedikçe Müslüman hedefine varamayacaktır. Bunu iyi anlamak lazımdır. Ne yaparsanız yapınız, ne ederseniz ediniz, Müslümanları bütünleştiriniz. Allah diyenleri Kur'an etrafında, fanilerin, bir takım siyasilerin, bir takım şahısların, bir takım simsarların, bir takım ajanların, bir takım kimselerin değil, yalnız ve yalnız şu gördüğünüz Kur'an'ın etrafında birleşiniz. Başka bir şey kalmamıştır. Bu Kur'an kendisine yapışanları, kendisinin etrafında birleşenleri arşa çıkarmış, arza hakim kılmıştır. Kur'an'a sarılınız ve onun etrafında bütünleşiniz. Hiç başka birinin değil. Kur'an etrafında bütünleşmek. Bütün dava burada düğümleniyor, burada çözümleniyor.